Bir Dahi Bir Şaheser programına hoş geldiniz. Bugün konumuz Bilimsel Devrimlerin Yapısı, kitabın ismi. Yazar Thomas Kuhn. İnşallah bu kitabı bugün işleyeceğiz, anlamaya çalışacağız ve bu kitabın daha doğrusu çevresinde de dolanacağız. Şimdi öncelikle şöyle bir usulle, yani usulü ortaya koymak istiyorum. Yani bu işin üstesinden nasıl geleceğiz? Bir tarihsel arka planını göstermeye çalışacağız. Yani sonuçta bu bir bilimsel, bilimle ilgili, bilim tarihiyle ilgili bir kitap. Yani bilim tarihi, içinde sosyoloji de var. Bilim sosyolojisi diyebileceğimiz. O yüzden tarihi arka planı öncelikle en azından 500 yıl geriye giderek irdelemeye çalışacağız. Avrupa'da neler oldu? Çünkü bu Avrupa'daki, batıdaki, batı dediğimiz batıdaki bir bilimi, bilimin tarihini irdeliyor. Tabii burada ister istemez kendi tarihimize de birazcık bakmak zorunda kalacağız. Osmanlı'nın o dönemki batı ile ilişkisi, Avrupa ile ilişkisi. Çünkü bunların hepsinin etkisi var. Oradan sonra yavaş yavaş modern bilim nasıl oluştu? Bugünlere nasıl geldi? 19. 20. yüzyılda bu bilime karşı, modern bilimin tezlerine karşı nasıl karşı tezler, anti tezler üretildi? Buna nasıl karşı gelindi? Eleştiriler ne yönde oldu? Deyip oradan Kuhn'un eleştirisine gelip toparlamaya çalışacağız. Tabii bu yaklaşık yarım saat 45 dakikalık bir sunum için oldukça zor olacak. Ben de şimdiden bunun ağırlığını hissediyorum. Belki siz de hissediyorsunuz üzerimde ağırlığını, ama dediğim gibi mümkün olduğunca en basit, anlaşılır ve fazla detaylara girmeden konuyu anlatmaya çalışacağız inşallah. Şimdi ilk önce bilim, yani bilgiden başlamak gerekiyor. Bilimsel bilgi dediğimiz şey, aslında bilim dediğimiz şey, bilginin bir türü. Yani bilginin birçok çeşidi var. Yani felsefede bilginin türleri var. Bilimsel bilgi de bunlardan bir tanesi. Yani bilgiye ulaşma metotlarından biri aslında. Çünkü insanın temel şeyi hayattayken bilgilenmek. Yani doğduğumuzdan itibaren hayata başlıyoruz ve belli bilgiler sayesinde, belli bir bilgi sayesinde hayatımızı, yaşamımızı devam ettirebiliyoruz. İlk önce bu bilgi çevremizden, ailemizden, anne babamızdan öğrendiğimiz, daha sonra okuldan, dost, çevre, hocalar vesaireden öğrendiğimiz bilgilerle biz doğru nedir, yanlış nedir, iyi nedir, kötü nedir gibi, iyi nedir, doğru nedir, kötü nedir, doğru nedir, yanlış nedir, iyi nedir, kötü nedir gibi değerleri, ayrımları öğrenmeye başlıyoruz hayatta. Bu anlamda bilimsel bilgi de bize bu hayattaki bir, özellikle bugünkü anladığımız anlamıyla teknik araçlar geliştirmemizi belki sağlayan ya da varoluşumuzun amacını, yani aslında bugünkü bilginin, yani bilimsel bilginin pek amacı bu değildir ama yine de bu yönde de bize yardımcı olabilir. Şimdi bilimsel bilgi dediğimiz şey, yani bilim bugünkü anladığımız dediğimiz şey fen bilimleri anlaşılır bildiğimiz kadarıyla. Yani doğa bilimleri, fizik, matematik. Matematik bilim midir, değil midir tartışılır. O ayrı bir konu ama fizik, astronomi gibi bilim dalları vardır. Şimdi bu yeni bir şeydir aslında. Yani bilimin, yani bilgi deyince, bilim deyince sadece bu akla gelmesi yeni bir şeydir. Yani bunun tarihi belki 500 yıllık bir tarihi vardır. Şimdi biz buradan buna girmeye çalışacağız. Bu Bacon'la başlamıştır aslında bilim dediğimiz, o bilimin ortaya çıkması Bacon'la Avrupa'da başlıyor. Kısacası Bacon diyor ki bizim bir bilgiye bilmeye ihtiyacımız var. İnsanın bir bilme ihtiyacı var. Bunu nasıl sağlayacağız? Bunu şöyle sağlayalım diyor. Biz belirli yöntemlerle olguları inceleyelim. Yani olgu demek işte olayları, olmuşları, olanları, yani şu anda gördüğümüz eşyayı, nesneleri inceleyelim. Ondan sonra buradan yasalara ulaşmaya çalışalım. Teoriler üretelim ve bu teorilerden denetlenebilir olsun. Yani bu bilgi denetlenebilir olsun. Yani bir şey söylediğimiz zaman, bir teori, bir yasa söylediğimiz zaman biz bunun, aha bak bu çalışıyor, işliyor diye denetleyebilelim. Yani doğrulayabilelim, doğrulanabilen bilgi olsun. Havada kalmasın.
Ve bundan da devam ederek baktık doğrulanıyor bilgi. Bunu yasa olarak kabul edelim ve bu yasa bize neyimize yarasın? Öngörü yapabilmemize yarasın. Bakın burada iki tane ana faaliyet var aslında bilim açıklayan. Biri nedir? Açıklama yapması. Yani şurada bir şeyler görüyorsunuz. Burada bir açıklama yapıyor. Bu bundan böyle oluyor, böyle oluyor diyor. Bu bir. Ve buradan bir yasaya ulaşıyor. İki. Öngörü sağlayabiliyor. Çünkü siz belli başlangıç şartlarını bilirseniz bir şeyin, diyorsunuz ki başlangıç şartları şöyleyse bizim bu teorimize göre, bu modelimize göre 2 yıl sonra böyle olması beklenebilir. Öngörüde bulunur. Yani Jüpiter buradaysa, işte Jüpiter'in yörüngesinin işte bilmem nesine, o yasaya göre Jüpiter'in 2 yıl sonra şurada olması beklenir. Güneş'in şöyle olması, ayın şöyle olması beklenir gibi. Kısacası buna da doktrina positiva deniyor. Yani bizim bugün bildiğimiz anlamda pozitif bilim dediğimiz şey. Bunun belli şeyleri var, tezleri var. Nedir bu belli? Bir, bilim ancak ve sadece olgulardan hareket edebilir. Yani olgu ötesine uzanamaz, uzanmaz da zaten. Yani algılayabildiğimiz, görebildiğimiz, işitebildiğimiz şeylerle ilgilenebilir. Yani dokunabildiğimiz belki de öyle demek lazım. İki, rasyonel ve mantıklı düşünmeye dayanır. Bunu açıklayacağız. Yani bu ne demek rasyonel ve mantıklı düşünme? Mantıklı düşünme dediğimiz zaman mesela tümden gelim, değil mi? Bir düşünme biçimidir. Mesela tümden gelim nedir diye sorduğumuz zaman mesela şimdi bir önermeniz var yukarıda. İnsanlar iki ayaklıdır. Bu bir önerme. Vehbi abi iki ayaklıdır ya da Vehbi abi insandır. Vehbi abi iki ayaklıdır. O halde Vehbi abi insandır gibi. Buradan belki bilmiyorum doğru bir şey oldu mu, şema oldu mu ama bunun da çünkü bayağı teknikleri var. Yani buradaki öncüllerin incelenmesi mantık ilmine giriyor. Ama kısacası mantık ilmi şununla ilgilenmez. Bakar, aha bu akıl yürütme ile bu sonuca ulaşma evet mantıklı der. Ama insan gerçekten iki ayaklı mıdır önermesi üzerine, bunun doğruluğu üzerine mantık ilmi bir şey söylemez. Bakın burası çok önemli. Yani mantığa uygun ama sonuçta yanlış olan şeyler olabilir. Mesela bunun en güzel örneği insanlar yalancıdır. Çok klasik bir örnektir. İnsanlar yalancıdır dedim mesela. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben doğru söylüyorsam ya da ben yalancıyım dedim ya da. Ben yalancıyım. Şimdi doğru söylüyorsam bir sıkıntı, bir çelişki var. Yalan söylüyorsam zaten ben yalancıyıma nasıl güvenebileceksiniz? Paradoks dediğimiz şey oluşuyor. Yani böyle bir sıkıntı var. Bu da hani üzerinde düşünülen şeylerden biri. Kısacası şunu söylemeye çalışıyorum. Pozitif doktrin dediğimiz şey tümden gelim vardır. Bir de onun ikinci bir ilkesi vardır. Tüme varım ilkesi vardır. Yani mesela insanlar iki ayaklıdır ilkesine nasıl ulaşmıştır? Yani bu da şimdi bunun mantık mı? Tüme varımda mantık işler mi? Aslında mantık mıdır tüme varım bir anlamda? Yani tüme varımı doğrulamak için mantık mı kullanmak gerekir? Buna gireceğiz. Yani doğrulanabilir mi tüme varım? Tüme varım nedir? Kısacası nedir? İşte çok kuğu örneği var. Nedir mesela? Kuğulara bakıyor. Bu çok klasik bir örnek. Kuğuya bakıyor. Birinci kuğu beyaz. İkinci kuğu bu da beyaz. Üçüncü kuğu bu da beyaz. Dördüncü kuğu bu da beyaz. En sayıda, yeterli sayıda kuğuya baktığı zaman bunların hepsi beyaz. Hiç arada hiçbir şey yok. Buradan bir hükme varıyor. Ne diyor? Kuğular beyazdır. Mesela böyle bir hükme varıyor. Şimdi bütün kuğuları gördü mü burada? Hayır. Bütün kuğuları görmedi. Ama zaten bilim bu şekilde işliyor. Bütün kuğuları görmesine de gerek yok. Yani böyle bir şey çalışsaydık zaten yasaların hiçbirine ulaşamazdık. Ama pozitif bilimin burasına geçelim. Pozitif bilimin esas böyle sıkıntılı tarafı bundan sonra başlıyor. Tüme varım da çok sıkıntılı. Birazdan gireceğiz. O ayrı bir konu ama bundan sonrası yani konumuzla ilgili olan kısmı bundan sonrası. Diyor ki pozitif bilim, bilim objektif olmalıdır diyor. Olur diyor. Yani diyor ki insanın arzuları, eğilimleri, istekleri, çıkarları, dini görüşleri dahil olmak üzere hiçbir şey bilimsel faaliyetin içine karışamaz diyor. Buna da objektif bilim diyor. Yani o olduğu gibi göstermesi gerekir diyor. Hiç, arada hiçbir şey bakmadan gördüğünü direkt ne görüyorsa, burada gözlem çok önemli farkındaysanız. Göze verilen çok
Yani bugün göz medeniyeti oluşumuzda da tabii böyle bir bilim anlayışının olması çok önemli. Yani gözlem çok önemli burada. Yani gözleme dayanıyor bir anlamda. Diyor ki bilim adamı gözlemini direkt. Yani burada şey gibi düşünüyor insanın zihninde tabii burada hafızasında. Yani böyle bir bilgisayar gibi. Gözlem verileri hop buradan gözlerden retinadan içeri giriyor. Beyinde hop bilgisayarda nasıl mesela bir veri işlersiniz. Bilgisayar ABC yazdığınız zaman aynen ABC gibi girir. Bu böyle bir metafor kullanıyor aslında. Yani bilgisayar gibi düşün insan zihni. Peki buradaki soru şu. İnsan zihni gerçekten bir bilgisayar gibi mi beyni çalışıyor? Yani bilgisayarın hafızası, hafıza kartı gibi bir şey mi bizim beynimiz? Bugünkü çalışmalar bunun hiç de öyle olmadığını gösteriyor. Yani orada arada boşluklar var, karanlıklar var. O karanlıklar, o boşluklar nasıl dolduruluyor da beynimizin içinde görülen aynı şey beynine girdiğinde farklı bir şey olarak acaba gözükebiliyor mu? Bunun hakkında da çok çalışmalar var. Bu da diğer şey. Yani pozitif bilimin bugün özellikle Kuhn'un da ele aldığı husus. Yani birazdan gireceğiz. Dördüncü, daha demin bahsettik. Bilimsel bilgi dediğimiz şey denetlenebilir bilgidir. Yani işte ben mesela yer çekimi dedim. Yer çekimi vardır dedim. Nesneler yukarıdan bıraktığında yere düşerler diye bir iddiada bulundum. Şimdi bunu denetleyebiliyorsunuz. Bunu saati de bıraksam düşüyor. Bunu da bıraksam düşüyor. Bu denetlenebilir bir bilgi oluyor. Doğrulanabilir bir bilgi. Buna da karşıt görüşler var. Yani bu bilimsel bilginin daha sonra ona gireceğiz. Bu ilk önce pozitif bilimin ana tezlerini ortaya koyalım. Ve beşincisi evrensel bilgidir. Yani bu bilgi bütün evrendedir. Evrenseldir. Yani yer çekimi yasası dediğimiz şey İstanbul'da da geçerlidir, Çin'de de geçerlidir. Yani yasalar evrenseldir. Şimdi tabii bunu unutmayalım. Pozitif bilimle pozitivizm dediğimiz şey ayrı şeylerdir. Pozitivizm dediğimiz şey Vehbi abimiz tabii Comte'u çalıştı. Kendisi de iyi bilir. Özellikle Auguste Comte'la beraber ortaya çıkmış. Onunla ortaya çıkmış bir siyasetle de ilgili, siyasi de bir yönü olan bir akımdır diyebiliriz. Yani pozitif bilimle pozitivizmi de birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani pozitif bilimin şeyleri bunlardır. Pozitivizm ise daha çok şöyledir. Ya biz göklere baktık, yasalarını bulduk. Gayet de güzel, düzgün, her şey güzel işliyor gökte. Biz buradaki yasaları alalım, insana ve topluma da uygulayalım. Böylece toplumdan da bu şekilde tıkır tıkır işleyen, ondan sonra düzenli yasalar elde edelim. Yani doğa yasalarını bulduğumuz metotlarla aynısıyla toplumu da inceleyelim. Aslında bir bakıma bu. Ne diyorsun Vehbi abi? Burada bir eklemek istediğim şey var. Çünkü senin de doktora tezi konun. Valla ben Auguste Comte'un evet. 3 şeyi... Onu isterseniz sizden dinleyelim. Evet. Yani o da bilimi 3 bölüme ayırmış. Evet. Bir teolojik. İkincisi metafizik miydi? Yok, hayır. Üçüncüsü de pozitif. Evet. Yani beni o tarafı ilgilendiriyordu. Yoksa Auguste Comte'un fazla içine girmedim açıkçası. Anladım. Ama yani sonuçta insan tarihsel gelişimini örnek olarak gösterdim. Yoksa anladım. Onun içine girmedim. Anladım. Yani kısacası bu böyle. Tabii şunu sormamız gerekiyor tarihsel arka planında. Batı'da dediğimiz ya da Avrupa'da niye böyle bir bilme ihtiyacı doğdu? Bakın bilim dediğimiz şey yani bu pozitif bilim dediğimiz bir şey aslında bir ihtiyaçtan doğuyor. İnsanda bilme ihtiyacı var. Bilmek istiyor. Ve insan ne istiyor? Güvenilir bilgi istiyor. Yani insan bir şey söylüyorsun ama arkasında böyle emin değil. İnsan bu şekilde yaşayamıyor. Yani bir bilgiye, sağlam bir bilgiye dayanmak istiyor. Bakın metin kelimesi, metin diyoruz değil mi? Mesela text İngilizce'deki hani okuduğumuz şey metin diyoruz. Metinin arka planında sağlam olması vardır. Sağlam anlamı taşır. Alan da isimlerinden biridir ayrıca ama aynı zamanda sağlam, güçlü anlamına gelir. Yani her medeniyet, her toplum, her insan arkasında güçlü bir metne dayanmak ister. Sağlam bir metne dayanmak ister. İçinde çelişki olmayan,
Ondan sonra içinde yanlışı bulunması, bu tabii ki ideal olanıdır. Hiçbir yanlış olmayan bir metne dayanmak ister. Batı'da peki bu ihtiyaç nereden çıktı? Bu da ayrı, yani bugün saatlerce konuşulabilecek bir mesele. Yani 1500'lerde, daha da geriye 1400'lere kadar götürülebilir. Bu mesele nasıl çıktı? Bu konu hakkında mesela sizin çok kısa bir şekilde, bence bu konuyu çok da güzel bir şekilde özetlemiş İhsan Fazlıoğlu'nun Sözün Eşiğinde kitabının modern dünyada bilgi ve zihniyet. Diye bir bölümü var. Yaklaşık 45 sayfa, 46 sayfa. Burada çok güzel özetlemiş bu bölümü. Yani bu bakımdan okuyabilirsiniz. Ben de buradan istifade edeceğim şimdi. Şimdi burada Avrupa'da neler oluyor? Bir, İstanbul fethediliyor o dönemler. 1453. Peki İstanbul'un fethinin önemi ne? Avrupalının kafasında. Kendi kafamızda ayrı, bizim için ayrı bir önemi var. Ama onların içinde bir önemi var. Ne oluyor? Doğu Roma'nın sonu olmuş oluyor. Roma'nın sonu aslında. Bir anlamda da aslında. Dağılmış Batı. Aynen. Bu ne demek? Bir güvensizlik ortamı oluşuyor. Yani bu şuna geliyor. Ya bizim sonuçta kilise var. Kiliseyi orada sadece dini bir öğreti olarak değil, bütün bir sosyal yapıyı da içeren böyle bir şey olarak düşünmek lazım. Bir örgü olarak düşünmek lazım. Kilise yara alıyor. Yani şuna geliyor. Eğer biz her şeyi doğru yapsaydık, eğer tam doğru olsaydık bu başımıza gelmezdi. Bu ilk önce bir sarsıcı bir etki yapıyor Batı'da bir. Bunu öncelikle ortaya koymak lazım. Yani ne oluyor? Kitaplarına olan, o metne olan güveni sarsıyor. Bu bir. Tabii bunun metne olan güveni sarsacak başka gelişmeler de oluyor. İşte Galileo'nun çalışma, diğer bilim adamlarının çalışmaları vesaire vesaire. Batı'nın ana metnine, yani ana dayanak noktasına olan şeyi sarsıyor. İki, oraya geçeceğim. Fazlıoğlu Hoca'nın başka bir ikinci bunalımı var. Onu geçiyorum. Üçüncüsüne geçiyorum. Üç, bu dönemde mesela Tevrat'ın en eski metin olmadığı anlaşılıyor. Yani Mısır'daki eski yazıların bulunması. O zamana kadar şöyle bir inanç, anlayış var. Tevrat en eski metin. En kadim metin. Ama daha sonra daha kadimleri, daha eskileri bulunduğu zaman bu da bir sarsılma yaşatıyor metne karşı. Burada Batı'nın o dönemde, kısacası özetlemek gerekirse, geldiği nokta şu. Biz bu metne bilgi konusunda tam olarak güvenemeyiz. Yani Batı'da bir güvensizlik ortamı oluşuyor. Burada protestanlığın da olması, farklı yorumların gelişmesi. Yani tabii bu da çok etkili oluyor. Yani diyor ki biz bu metne, bu şeye tam anlamıyla güvenemeyiz. E o halde ne yapalım? Yani bize en doğru bilgiyi ne verebilir? İşte Batı nereye çeviriyor yüzünü? Bilim insanları o dönemde doğaya çeviriyor. Bu sefer yani aslında buradaki amaç farklılaşmıyor. Yine aslında ilahi bilgiye ulaşmak var. Tanrı'nın bilgisine ulaşmak var. Ama kitaptan bu bilgiye, en üst bilgi odur çünkü. Tanrı bilgisidir. Yani bizim marifetullah dediğimiz. Odur en üst bilgi. Aslında esas amaç ona ulaşmaktır. Ama buradan metinden giderek metin, çünkü sıkıntıları var bu metnin. Yani bize öyle bir metin lazım ki, öyle bir şey, dil lazım ki, aslında lisan lazım ki biz oradan ulaşalım. İşte o arada doğaya yüzünü çeviriyorlar. Aslında tabii bu doğaya yüzünü çevirmeyle o bilgiye doğadan ulaşma. Aslında baktığımız zaman Batı'nın arayışı da aslında Newton'un şöyle bir şeyi var. Sözün bu kitapta da geçiyor. Newton benim kitabımı ateistler okumasın diyor. Hani yasaklıyor kitabın ateistler tarafından okunmasını. Bu da ayrı bir şey. Daha sonra o bilim anlayışı bugün ateist ve materyalistler, naturalistler, artık neyse, onlar tarafından böyle sanki onların kurduğu, onların yönettiği bir bilim anlayışıymış gibi lanse ediliyor. Ama çıkış noktasına baktığınız zaman gayet Newton'un gayet dindar bir insan, gayet dinine bağlı bir insan. Yani başka İslam, Müslüman tasavvuru yok belki ama yine de dindar bir insan. Bununla ilgili Enis Doko'nun zannedersem bir çalışması var. Dindar ve dahi Newton diye, bir de şeyin, Aytunç Altındal'ın kehanetlerini, yani bir nevi Hristiyaniye kehanetlerini yayınladı.
Kitap var. Tabii. O iki kitap ben de tavsiye ederim. Mutlaka okunması gerekir. Hani Newton resmen bir müfessir gibi. Yani kutsal kitapları inceliyor. Ve bunlarla ilgili yorumlar yapıyor. Bu da çok mühim bir mesele. Ve bu dönemde kısacası Batı aradığı kesinliği doğada, yani o güvenilir bilgiyi doğada aramaya başlıyor. Hatta o dönemki yazılan kitaplarda mesela, ve bunun da dilinin, yani doğanın yazılış dilinin de matematik olduğuna inanıyor. Yani onun dili, konuştuğu dil matematik. Matematiği iyi bilirsek, bu dili iyi bilirsek bunu çözeceğiz, yasaları çözeceğiz, kendimizi tanıyacağız, Allah'ı tanıyacağız, Tanrı'yı tanıyacağız. Bu şekilde bir anlayış gelişiyor. Ve bunu da bu yöntemle yapalım diyorlar. Peki ne oluyor daha sonra? Burada bakayım başka sorunuz var mı bu arada? Ya da eklemek istediğiniz bir şey devam etmeden? Hocam hiç Endülüs'ten ve şeyden bahsetmiyorsunuz. Sicilya alimlerinden, İslam alimlerinden. Şimdi konumuz bilim tarihi, o yüzden dedik. Sadece Avrupa'nın bakış açısından, yani 500 yıllık şey alacağız. Yoksa eğer oraya da girersek, yani Avrupa o bilime nasıl ulaştı, arka plana, doğru diyorsunuz. Yani bir de onun şeyi var. Zaten o zaman madem bunu şey yaptınız, yine bu, burada bu kitapta ondan da bahsediyor. Meraa Tebriz ve Semerkant İstanbul'daki felsefe bilim çalışmalarının yarattığı epistemolojik bunalım da Batı'nın o anki bilimsel çalışmalarını buraya doğru yönlenmesini etkiliyor. Yani Batı böyle oradan ne oluyor, hiç etkileşim olmadan direkt bu bilimin, çünkü bir yeri var. Yani o anda bilim yapılıyor, çalışmalar yapılıyor, bilimsel çalışmalar, rasathaneler var vesaire. Yani bilimsel çalışmalar yapılıyor. Demde sanki hiç bilim yok, yani karanlık çağ gibi atlandı. Sanki hiçbir şey yok dünyada. Bir anda pat diye böyle birileri aydınlanıyor. İşte buldum rüyasında. Öyle bir şey yok Vefi abi. Yani o bakımdan doğru ama çok uzayacağı için konu oraya götürmek istemedim yani. Ama bütün bilim adamları, yani Batı'da meşhur olmuş, hepsi İslam uygarlığından, elbette, İslami bilimde, yani bilim adamlarından etkilenmiş. Tabii ki. Ama bunu dile getirmiyorlar. Evet, o ayrı bir şey. Dile getirenleri de bir çeşit sansürlüyorlar ve bir karanlık çağ meydana getirmişler. 6-7 asırlık Müslümanların içinde yer almadığı, hı-hı, ama aslında bilimin kökeni, hı-hı, Müslümanlardır. Yani siz Batı'da, dünyada, insani gelişmede İslam alimlerini çıkardığınız zaman hiçbir şey kalmaz. Yani şimdi şimdi öyle de dememek biraz da o da şey olur. Çünkü yani onların da öncesinde birileri var. Yani ya. yani ay Hint'i var, Çin'i var. Oralara da gitsek her yerde bir şey bulabiliriz. Yani bunun bir devamlılığı var. Bu çalışmaların hepsinin bir devamlılığı var. Müslümanlar da özellikle yani şeyden sonra, Müslüman derken hani peygamber sonrası, Hazreti Peygamber dönemi sonrasını şey yaparsa, onlar da buna katkıda bulunuyorlar. Yani onlar da sıfırdan üretmiş değiller hiçbir şeyi. Yani matematik olsun. Yani İslami matematik birazcık aslında, ya da İslami fizik denilebilir mi sizce yani? Ama fizik yapan Müslüman denilebilir. Müslüman fizikçi denilebilir. Yani çünkü temelini kuranlar Müslümanlar. Bunu yani tabii gözlem metodu özellikle. Çünkü Aristo'da bu gözlem metodu yok. Baktığınız zaman yani Batı bu gözlem denen şeyi, bu metodu nereden alıyor dersek, bir metot olarak, evet, Müslümanların kattığı bir metot diye tabii ki elbette düşünebiliriz. Tabii bu çok şey bir konu, yani bunun çapım yetmez benim bu konunun bütün derinliğiyle ben. Çünkü o bütün eserleri incelemek, o dönemi aydınlatmak gerekir ki şu anda o dönemler bizim için bile, yani burada kaç tane eser aydınlatabilmiş, ortaya çıkarılmış, üzerinde çalışılmıştır. Bu da ayrı konu yani diye. Bir şey söylemek, evet, isterim. Şimdi çok bağnaz bir Orta Çağ Avrupa'sı var. Özellikle İslamiyet'e ve Müslüman toplumlara karşı aşırı bir düşmanlık ve kendisini ortadan kaldıracak diye, hı hı, her türlü düşmanlığı geliştirmişler ve yaymışlar. Bir istisnası var bunun. Hı hı. Müslüman ilim adamları, hocalar sarıklarıyla Avrupa saraylarında o kadar büyük itibar görülüyor ki, yani bu kadar büyük düşmanlığa rağmen ilim adamlarına karşı, hı, çok büyük saygı var. Mesela geldiği zaman bir Sicilyalı hoca
diyelim bir Avrupa'nın bir kentine. Orada bütün ileri gelenleri işte seremoniler, karşılama törenleri vesaire yaparak yani nasıl diyeyim şeyi gösteriyorlar. Yani Avrupa'da bilimin aydınlanma çağının gelişmesi kesinlikle İslam toplumundan soyutlanamaz, ayrılamaz. Kökenini, başlangıcını en büyük uygarlığı meydana getiriyor. Evet. Bakın Osmanlı değil. Evet, yani zaten hani sonuçta bir süreklilik var. O bakımdan bu da doğru diyorsunuz. Yani araştırılmalı. Ama biz şimdi konumuz itibariyle devam ettirelim. Bundan sonra ne oluyor? İşte şu çok önemli. O zamanlar üniversiteler falan yok. Yani bilimsel çalışmalar, o Newton vesaire o dönemlerde. Yani millet kendi başına da yapıyor bu çalışmaları. Kendi evinde vesaire ya da küçük gruplar halinde. İşte Royal Society var zannedersen böyle İngiltere'de oluşmaya başlıyor. Böyle küçük gruplar vesaire halinde çalışmalar yapılıyor. Ondan sonra yavaş yavaş ilk üniversite Almanya'da kuruluyor. 19. yüzyılda yanlış hatırlamıyorsam Humboldt tarafından kuruluyor. Ve yavaş yavaş bu bilimsel çalışmalar ne olmaya başlıyor? Tabii katılaşmaya başlıyor. Şimdi üniversite ortamında olunca böyle yavaş yavaş ders kitapları vesaire bir sistematikleşmeye başlıyor bu çalışmalar. Ve tabii bu dönemde sanayi devrimiyle beraber hızlı geçiyoruz. Sanayi devrimiyle beraber bunların sonuçları da toplumsallaşmaya başlıyor. Yani buradaki bilimsel çalışmalarda elde edilenler direkt teknik olarak insanlığın faydasına açılıyor. İnsanlığın yani eskiden bilim daha çok böyle tanrıyı anlama, evreni anlama, yaratılışı anlamanın yanı sıra bu sefer ne olmaya başlıyor? İnsan için ne var? Yani insanı yaşatma. Yani toplumsallaşmaya başlıyor. Hatta bu kitapta da yine fazla olacağı aktarıyor. Mesela o dönemki yani Osmanlıların kitaplarında da bilim kitap ön sözlerinde de cihat yani daha çok hani bilimsel çalışma bir cihat olarak şey yapar eskiden yapılırken hani o cihat kelimesi geçerken bu sefer daha çok toplumsal yönü ortaya konulmaya başlanıyor. Yani bu biraz da tabii icatların da fazlalaşmasına. Yani şunu işte tarımda hangi teknikleri uygulayabiliriz, şurada hangi teknikleri bulabiliriz vesaire. Ve teknoloji doğmaya başlıyor. Yani o da teknolojinin doğuşu oluyor. Ve burada tabii şunu şey yapmak lazım. Burada üniversitelerin açılmasıyla beraber katılaşma dedik. Yani bir toplumsallaşma, bir katılaşma da söz konusu. Şimdi bireyler yaparken bu işi, fertler yaparken değişme daha kolay olur. Ama böyle toplumsal, kamu yani şey bir yapıya dönüştüğü zaman, böyle büyük bir yapıya dönüştüğü zaman hani büyük gemilerin dönmesi ne kadar zorsa bu tip şeylerin, bilimde de değişimlerin olması zorlaşmaya başlar. İşte tam da belki de bu konuda 19. yüzyıl, 20. yüzyılda pozitif bilime eleştiriler gelmeye başlar. Çünkü bu dönemde özellikle şu sorular, daha demin dediğim gibi doğa bilimleri, toplum bilimleri, insan bilimleri aynı metodu burada kullanabilir miyiz? Aynı metotla bunu da şey yapabilir miyiz? Yani fiziği bir model olarak ekonomide, ondan sonra sosyolojide kullanabilir miyiz? Diye sorular sorulmaya başlıyor. Ve özellikle Almanya'da Diltay var yanlış hatırlamıyorsam. Onun ayrımı var. Yani bu ayrıdır diyor. Tin bilimleri diyor insan ve toplumları. Yani ruh da diyebiliriz. Bunlar ayrıdır. Doğa bilimleri ayrıdır diyor. Yani bunu aynı şekilde yapamayız'a getiriyor. Bu birinci eleştiri. Tümevarım zaten David zaten daha önce de eleştirilmişti. Tümevarımın da eleştirisi fazlalaşıyor. Yani bu tümevarım yönteminin ne kadar yani bunun şeyi vardır. Russell'ın hindisi vardır meşhur. Russell'ın hindisine göre Russell'ın hindisi yılın 360 günü ya da 300 günü böyle her gün sabah kalktığında besleniyor. Birinci gün besleniyor sabah 7'de, tam 7'de. İkinci gün hindi sabah 7'de yine besleniyor. Üçüncü gün yine besleniyor. Ondan sonra, daha sonra hindi diyor ki tamam, demek ki benim her sabah besleniyorum ben. Saat bilmem kaçta. Sonra yılbaşı günü bir geliyor, hindi kesiliyor. Ondan sonra bu tümevarımın yönteminin şununla eleştiriyor. Siz ne kadar elinize veri toplarsınız, toplayın. Bir sonraki seçeceğiniz en artı bir, en sayıda bir şey yaptınız. Artık o 100 mü, 1000 mi? 1000 birinci sayının buna karşıt olmayacağını garanti edemezsiniz diyor. Yani güneş hep doğuyor. Doğuyor. Yarın güneşin doğudan değil de batıdan olmayacağını
garanti edemezsin. Yani %100 diyemezsiniz. Ondan sonra zaten bilim daha çok ihtimale doğru. Yani büyük ihtimalle doğrulanabilir. Yüksek ihtimalleye doğru gitmeye başlayacaktır. Yok, halbuki pozitif bilim başta kesin doğrulanabilir. Yani kendi tabii bu da bir tanrılaştırma da var. Yani mutlak olabilir konusu var. Bu bir diğer şey. Şimdi Kuhn'a gelelim. Çünkü konumuzda Kuhn anca ya hızlı bir şekilde Kuhn'a gelirse Kuhn'un da eleştirisi şu yönde. Ya siz diyorsunuz ki bilim ilerlemecilik var. Yani burada bir de böyle bir şey vardır. Son bulunan şeyin, son bulunan bilginin en doğru bilgi olduğuna. Yani mesela bugün ne diyoruz? Böyle bir anlayış var bugün de, değil mi? En doğru bilgi şu anda ulaştığımız uygarlığın. Yani bu en üst bilgi. Ne diyor mesela birçoğu? İşte 1500'lerdeki, 1400'lerde bilgi eski kafa. Ya da işte bu batıl bilgi. 500 yıl sonra bugünkü bilginin o şekilde anılıp anılmayacağını kim garanti edebilir? Yani bugün çok ileri gördüğümüz bilim anlayışı, bilimsel gelişmeler 1500 yıl sonra baktığımız zaman biz de bunlar büyüymüş, bilmem neymiş deme ihtimalimiz yok mu? Sorusu var. Bu bir. Yani burada bir kesinliğin, yani şeyin peki bu o arada o zaman 1500 yıllardaki yapılmış bilimsel çalışmalara hangi gözle bakmamız gerekiyor? Onları nasıl değerlendireceğiz? İşte burada Kuhn'un çok meşhur bir kavramsallaştırması var. Paradigma kavramı ki hala anlaşılabilmiş değil herhalde. Çünkü birçok yazar işte kimisine göre Kuhn bunu 20 farklı anlamda kullanıyor. Kimisi şöyle diyor, kimisi böyle diyor. Kısacası yani anlayabileceğimiz şekilde çevirmeye çalışırsak paradigmayı bir değerler sistemi olarak anlayabiliriz. Yani oradaki bilim adamlarının ortak değerler sistemi. Bunu şimdi örnekler vereceğim farklı paradigmalara. Bunu çok fazla, yani illa aklımıza inanç gelmesin. Bilim yöntemleri de örnek olarak kullandığı şeyler de örnekler diyor Kuhn buna. Problem çözümünde kullandıkları örnekler vesaire vesaire. Hepsi bunun bir paradigma var. Ve Kuhn'un iddiası şu. Bu paradigma bir devrimle, yani bir devrimle farklı bir paradigmanın çıkmasıyla değişebiliyor. Ama bu değişme kolay olmayan bir değişme. Yani şu şekilde açıklamaya çalışayım. Mesela örnekler verelim. Mesela Einstein'a bakalım. Einstein'ın döneminde paradigma neydi? Newton'cu paradigma vardı. Newton'cu paradigmaya göre evren durağandır. Statik bir evren anlayışı var. Einstein mesela sırf bu paradigmaya uysun diye gider kozmolojik sabit dediğimiz bir şey ekler. Yeter ki teorisi uysun buna. Daha sonra en büyük hatamdı tarzında bir şey söyler. Burada paradigma onu öylesine alır ki, hani iddia ediyordu ya pozitif bilim. Bilim adamının hiçbir inancı, osu, busu, bağlılığı falan tamamen objektiftir. O tamamen objektif olmadığını görüyoruz. Yani mevcut paradigmaya, statükoya da diyebiliriz. Karşı çıkmak kolay bir şey değildir. Yani insan zaten baktığınız zaman bir yere girdiği zaman belli bir şeyle girer. Bir ön yargısı, belli bir kafasında bir oluşmuş bir şey vardır. Mesela çok şey bir örnektir. Hani bu gözlemin mesela... Şunlar klasik örnekler. Mesela şimdi mesela şu çok meşhur örneklerden bir tanesi. Tavşan mı ördek mi? Tavşan mı ördek mi? Meşhur örnek. Yaşlı kadın, genç kadın vardır. Şimdi sonuç olarak beyne gelen şey aynı. Yani resim aynı. Ama kimisi tavşan görüyor, kimisi ördek görüyor burada. Şimdi yine başka bir örnekte mesela bir camiye girdiniz. Ya da bir kiliseye, bir mimari yapıya girdiniz. Böyle girdiniz. Hiç mimariyle de hiç bir ilginiz yok. Böyle bakıyorsunuz. Göreceğiniz şeyler nedir? Renkler, sütunlar vesaireler. Şimdi mimari bir gözünüzde yoksa, bir bilginiz yoksa o kadar göreceksiniz. Sonra yanınıza birisi geldi. Bu işleri, caminin mimarı geldi. Ya da işte o mabedin mimarı geldi. Anlatmaya başladı. İşte şurada şöyle, aslında ben burada simgesel olarak şunu anlatıyorum. Şunun arkasında aslında şöyle bir şeyler var. Siz artık o aynı yapı sizin için artık aynı görebilir misiniz? Değildir, farklılaşmıştır. Artık siz başkalarının göremediği şeyleri, demek ki belli bir bilgiyle aynı şeyi Alan Chalmers'ın kitabında da gördüm, bilim dedikleri kitabında. Mesela ameliyat yapılan bir hasta. İlk önce hiçbir bilgisi olmayan bir öğrenci geliyor ameliyat masasının başına. Ondan sonra bakıyor vücuda. Böyle bir şey, et parçaları görüyor. Daha sonra hocası anlatıyor, bak bu budur, bu budur. Bir daha baktığında eskisi gibi görebilir mi? Görüşü değişmiştir, bakışı değişmiştir. Artık aynı gözle bakmıyordur. O halde bizim
belli bilgilerimizin, öğretilerimizin, mesela üniversitelerde adam doktora öğrencisi ya da şey, yıllardır bir bilgi birikimiyle oraya kadar geliyor. Yani yıllardır sen ona bir şeyleri öğretiyorsun. Yıllardır bu bilgi birikimiyle geliyor ve sen hadi şimdi objektif ol. Yani ister istemez, ister istemez insan bunu buraya bir şekilde sokacaktır. Ben bunu şey diye şey bağlıyorum. Bu arada vaktimiz de azalmış. Hemen bir 10 dakikada toparlamaya çalışayım inşallah. Şunla şey yapıyorum. Kur'an'da mesela benim dikkatimi çeken şeylerden bir şeyi, müşriklerin mesela devamlı bir melek peygamber isteme şeyi var. Yani niye bu peygamber insan? Melek gelseydi. Melek istiyorlar. Şeytanın da Hazreti Adem'i aldatması yine iki melek olursunuz gibi bir şey vardı. Yani o ağaca yaklaşmayın için iki melek olursunuz diye. Nedir bu tam olarak? Yani insanda iki ontolojik kategoride, yani ontolojide iki tane bir karıştırma var. Melek kategorisiyle insan kategorisinde birbirine şey yapma, yani insanı melekleştirme. Bu ne demek tam olarak? Meleklerin ne özelliği var? Kusursuz olmaları. Günah işlememeleri. Günah işlememeleri. Aslında melekler mesela bizim eylemlerimizi kaydederken objektif bir şekilde kaydediyorlar. Doğru mu? Yani gidip ya aslında ben bu adamı seviyorum ama şunu şey yapmayayım demiyor. Objektif bir şekilde amellerimizi kaydediyorlar. Objektif bir şekilde. Yani o anda tarafsız bir gözlemci olarak melekler müminlerin yanındadır. O ayrı bir konu ama yine de bir eylemi bir mümin de kötülük işlese ya bu mümin ya ben bunu görmezden geleyim demez. Direkt yazar. Şimdi pozitif bilim sanki laboratuvarın girişine şöyle yazmış gibi. İnsanlar değil, melekler girebilir. Yani sanki o teleskopun, o mikroskopun arkasındaki bir melekmiş gibi düşünüyor. Ve birçok şeyi görmezden geliyor. Yani bunda tabii komplo teorisyenleri için de çok malzeme var. Yani bunu mesela birçokları bunun siyasi bir hamle olduğunu söylüyor. Mesela pozitif bilimin aslında bu kadar şeyinin siyasi bir hamle olduğunu söyleyen işte Frankfurt Okulu'na bakabilirsiniz. Bunda gerçekten ciddi eleştiriler var. İşte Marksistler ayrı eleştiriyor bunu ondan sonra vesaire. Yani burada arka planında bunun bir bu bilim tarzının arka planında başka bir şey olduğunu, tabii bunlara girmeyeceğiz işin siyasi boyutunu ama benim yorumlamam bu şekilde. Ama bunun arkasında insan var. Korkusuyla, ihtirasıyla, doğrusuyla, yanlışıyla. Ya adam o gün sinirli olur. Görmez. Çünkü görmek istemez o gün. Yani o gün bilimsel çalışma yapıyordur. Eşiyle kavga etmiştir sabah. Ya bu çok insanileştirmek lazım yani bence bunu diye düşünüyorum. Bu tip örneklerle. Ya da adam bilimsel çalışma yapıyor. Birisi dedi ondan sonra var ya sen bu teorini biraz daha ilerletirsen seni vuracağız. Haberin olsun. Adam o korkuyla bazı verileri saklayıp oradaki adamların, bu sadece korkudan olmaz, para da verirler. Bugün biraz da ona da doğru döndü. Yani büyük şirketler paralarını verip bilimsel çalışmaları da gayet istedikleri gibi sen şunu araştır, şunu bul. Şu yani mesela GDO'lu. İşte GDO'yu öven bilimsel çalışmalar yap. Yani bunu bul. Bir bitireyim Beyre Vehbi abi o şey. Katkı olsun. Tamam. İktisatta hep böyle diyorlar. Öyle mi diyorlar? Yani çünkü bir Marksizmi savunan bir adam aşırı derecede liberal bir şeyi savunabiliyor. Niye? Çünkü çalıştığı gazete yönetimi onu istediği için. Şimdi böyle bir şey var. Demek ki insan bunlardan gayet kolay. Evet, belki o objektif dediğimiz şey en olması gereken ya da olması gereken de ütopik bir şey. İnsanı insan gibi kabul edersek bu sefer belki hani belki oradaki ütopyaya yaklaşabiliriz ama gidip ütopyayı senin gördüğün olması gerekeni gidip budur dersen bence sıkıntı oradan da kaynaklanıyor. Pozitif bilim kendilerinin öyle olduğunu iddia ediyor. Olması gereken değil, olan olduğunu. Yani biz zaten böyle bilim yapıyoruz diyor. Belki de sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yani pozitif bilim sadece bak böyle olması gerekiyor ama
böyle olmuyor dese sıkıntı olmayacak. Ama böyle oluyor. Zaten biz objektif deyince bu sefer ne yapıyor? Kendi bilgisine özel bir payı aktarmış. Mutlak bilgileştirmiş oluyor. Aslında eleştiriler de o. Aslında belki de hani böyle bazen çok eleştirirken bazı hakikatleri de es geçebiliyoruz. Mutlaka pozitif bilim tarzının da doğru söylediği, işaret ettiği şeyler var. Belki de bu anlamda da en objektif bilim insanları peygamberlerdir. Gerçekten de öyle değil midir? Aldığı bilgiyi, vahyi bir kelimesini değiştirmeden, kesinlikle kendisinden hiçbir şey katmadan, en küçük bir ön yargısı olmadan direkt insanlarla paylaşıyor. Yani bu anlamda aslında baktığımız zaman pozitif bilimin hayalindeki o ulaşmaya çalıştığı örnek, model bilim insanı, tırnak içinde kullanıyorum, peygamberlerdir. Çünkü vahiy de bir bilgidir. Değil mi? En doğru bilgidir bizim gözümüzde. Hiç kesinlikle şeytani bir şeye uğramadan ki buna da daha iyi şeyler çıktı ya, şeytan karıştı bilmem ne vesaire vesaire bir şeyler. Şeytan ayet. Ona hiç şey yapmadan direkt insanlarla paylaşıyorlar. İşte en objektif bilgi bu anlamda vahiydir. Ama bunun da şurada da alakası vardır. Aslında buna insanın ahlak, bilimsel çalışmaları birebir etkilemektedir. Yani korkak insan bilim yapamaz. İhtirasları, dünyevi arzuları aşırı olan, paraya, mala, müle, statüye düşkün olan insan bilim yapamaz. Peygamberlere baktığımızda onların en üstün ahlakı, en güzel ahlakı göstermeleri ve bunların en örnek bilim insanı olmaları, ilim insanı olmaları bu anlamlarda belki de örtüşe, tabii bunlar benim yorumumdur, tartışılabilir ama hani bazen bir şeyleri karşımıza aldığımız zaman onun da doğruları olabileceğini, bir şeyin de işaret ettiği şeyleri de gözden kaçırmamak adına bunu söylüyorum. Bu anlamda Kuhn'un aslında ortaya çıkardığı şey budur. Yani bilimin toplumsal yönü, bilim sosyolojisi dediğimiz alan. Bunun öyle sadece bilimin toplumsal, insani yönünde dışa bırakarak orada bir robot yapıyormuş gibi ele alınamayacağı, bunun toplumsal bir yönü olduğu, Kur'an'da bunun mesela örnekleri de vardır. İlle Kur'an okumasıyla da bunu şey yapacaksın, bilgi-iktidar ilişkisi. İlle Foucault'dan dinlememize gerek yok. Firavun'la Hazreti Musa arasındaki geçen ve sihirbazlar arasında olan olay tamamen bilgi-iktidar ilişkisini ortaya koymaktadır. Firavunların ondan sonra göz bağcılığıyla, sihir dediğimiz ki o zamanların simyası olduğu düşünebilir ya da bir halkın bilmediği, kendilerinin bildiği özel bir bilgi. Onlar büyü yaptıklarını ya da işte bir şeyi oynatıyormuş gibi gözüktürüyorlar. Onlar biliyorlar arkada ile olduğunu ama diğerleri bilmiyor onların ne yaptıklarını. Yani onların özel bir bilgisi var onun hakkında. Bu şekilde halkı ne yapıyorlar? Toplumu ahmaklaştırıyorlar. Kur'an ve yönetilebilecek hale getiriyorlar. Alın size bilgi-iktidar ilişkisi. Yani bu anlamda bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Son bir şey söyleyeyim. Tüme varım yöntemiyle ilgili. Tüme varım yönteminin ben en hani mutlak olarak, yani tabii ki tüme varım yöntemini kullanacağız. Burada bunu da iddia etmiyoruz, şey yapmıyoruz. Tüme çok iyi bir yöntemdir bence. Ama yerini bilmesi, haddini bilmesi, sınırlarını aşmaması lazım. Bunda bence yine orada bitireyim. Bunda sınırını aşan en iyi örnek bence şeytandır. Tüme varım yöntemini mutlaklaştıran. Çünkü şöyle bir yorum yapabiliriz. Şeytan şöyle bir akıl yürütme yapıyor, tümden gelim yapıyor gibi gözüküyor. Ne diyor? Ateş topraktan üstündür. Bunu da Cengiz Kale Koca ilham verdi bana. Cengiz Kale Koca'nın Sosyal Servet'in ön sözünden ilham alarak devam edeceğim. Ondan bir kısmı da kendi yorumum. Şimdi şeytan ne yapıyor? Ateş topraktan üstündür diyor. Bu bir hüküm var orada. Şimdi buradan gelerek Adem topraktan, ben ateştenim. Oradan bir çıkarım yapıyor. O halde ben Adem'den üstünüm. Şimdi buradaki üstteki önerme ateş topraktan üstündür. Peki şeytan bu üstteki önermeye nasıl vardı? Ben orada bir tüme varım yöntemiyle geldiğini düşünüyorum. Çünkü unut, cinlerin, şeytan da iblis de cinlerden bir tanesi. Cinlerden. Bu anlamda insandan önce yaratılmış olması. O halde insandan önce yaratılmış diğer toprak cinsi varlıkları, bunlar hayvanlar olabilir, bitkiler, diğer insansı, insana benzeyen, şekil itibariyle benzeyen ama insan olmayan canlılar vesaire vesaire. Onları görüp kendi üstün, bakın bunlar topraktan, yani şey olarak, tüme varım yöntemini kullanarak, aha toprak üstünüm, hayvan toprak üstünüm, üstünüm, üstünüm. Oradan böyle bir yöntem uygulayıp insana gelince de hemen bakıp şey yaparak,
böyle bir şey. Tabii burada aslında şöyle bir şey var. Tüme varım yöntemiyle ulaştığımız hükümle kelamın hükmü ya da sözün, Allah'ın sözü çatıştığı anda ya da çatışmaz, çatışabilir. İşte orada çatışıyor. Kendi yöntemimiz, sonuçta beşeriz biz. Beşer, şaşar. Onu gidip sanki şaşmamış gibi, tanrısal bir şey gibi ilan edip, ki şeytan böyle yapmıştır, ilahi bilgiye, ya ona öyle yapmalısın demesine rağmen kendi bilgisini, onun bilgisini üstün görmenin acı sonucu ve bugün de halen devam etmektedir. Bilimsel bilginin, bilimin böyle bir şu anda toplumda oynamaya çalıştığı tanrılık, tanrısal olma gibi bir iddiası vardır, rolü vardır bilgide. Bu anlamda da uçlara gitmeden her şeyi doğru yerine oturtursak başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda Kuhn'un kitabı önemlidir. Çünkü bizim dikkatimizi bilimin toplumsal yönüne çekmiştir. Ve aslında bizi insana doğru yöneltmiştir. İnsanın kendisine doğru yöneltmiştir. Çünkü bilim insanları doğayı incelerken onların güzelliğine, büyüklüğüne, yıldızların, güneşin vesairesine bakarken aslında esas gerçek amaçları olan bir şeyi unutmuşlardır. Bir, Allah'ı unutmuşlardır birçoğu, ama daha da ötesi aslında kendilerini unutmuşlardır. Çünkü aslında bütün o bakışların, her şeyin amacı insanın kendini tanımasıdır, nefsini bilmesidir. Ama o kadar o şeylerin içinde, bir karıncanın, bir yıldızın, bir atomun içinde kaybolup dünyalarını düşünsün, atom dünyanın en küçük şeylerinden biri. Ama hayatı boyunca onun içinde kaybolup oradan kendisine gelemeyince kendisini unutmuştur ve bu şekilde de belki de Kuhn'un şeyi, insanın tekrardan kendisine dönmesi için bir basamaktır diyelim. Burada da bitirmeye çalışalım. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışayım diyeyim, ama yoksa da Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah.